Orta Dünya'da kötülüğün güçleri arasında ve çoğunlukla da onların emri altında pek çok kötücül varlık vardı. Balroglar, ejderhalar, yüzük taytları, troller ve daha niceleri. Peki Orta Dünya'da kurt adamlar, vampirler ya da öldükten sonra dirilen varlıklar yani zombiler var mıydı? Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere Orta Dünya'daki kurt adamları, vampirleri ve zombileri anlatacağım. Videolarda zaman zaman gören insanların "Yahu bu adamlar bunları gerçek mi zannediyor?" dedirten bir tarz benimsedim. Yani buradaki olayları gerçekten tarihte olmuş gibi anlatıyorum ve bazen bu insanları şaşırtıyor. Fakat zaman zaman da bunun dışına çıkmak zorunda kaldım. Tom Bombadil'de ya da isimsiz şeylerde ya da Sauron'un ağzında olduğu gibi. Bugün de yine hafif bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu bahsedeceğim şeyler kurt adamlar, vampirler ya da zombiler popüler kültürün de çok önemli bir parçası. Bu yüzden ara ara popüler kültürdeki halleriyle Orta Dünya'daki hallerini birbirleriyle karşılaştırmam lazım. Çünkü birazdan göreceğiniz gibi aslında Orta Dünya'daki halleri bugünkü popüler kültürdekinden çok daha farklı. Kurt adamlardan başlayalım. Kurt adamlar Orta Dünya'da ilk kez Güneş'in birinci çağında görüldüler. Ve dünyanın bu çağındaki birçok kötücül yaratıklar gibi onlar da Melkor'un diğer bir adı ile Morgoth'un hizmetindeydiler. Ve aslında bizzat onun tarafından da oluşturuldular. Fakat sonradan bir tanesi dışında çoğu Melkor'un en büyük komutanı ve sağ kolu olan Sauron'un en sevdiği yaratıklar oldular ve genelde de Sauron'a hizmet ettiler. Melkor öteden beri zaten kurtları kendi tarafına çekmişti. Daha sonra bu kurtların en güçlülerini kötücül ruhlar ile birleştirdi. Yani bir anlamda kurtlardan daha üstün bir varlık yapmış oldu. Melkor'un bu işlemi yaparken kullandığı kötücül ruhların ne olduğu bilinmemekte. Fakat bildiğimiz şu, Arda Eru tarafından yaratıldıktan sonra dünyaya onun yanından yani zamansız salonlardan sayısız ruh indi. Bunlardan bazılarının isimlerini ve yaptıklarını biliyoruz, birçoğunun ise bilemiyoruz. Bunların bazıları çok güçlülerdi, örneğin Balrog şeklini alan ruhlar gibi. Bazıları ise çok daha önemsizdi. Melkor işte bu ruhlardan bazılarını kurt adamları yapmak için kullanmış olabilir. Ama o bir tahmindir. Net bir şey söylemek gerekirse elimizde bu ruhların ne olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Fakat Melkor'un yaptığı bu yeni ırk kurtların gücüne ve insanların zekasına sahip oldu. Kurt adamlar konuşabilirlerdi ve kendi aralarında da organize olabilirlerdi. Fakat günümüz popüler kültüründe olduğu gibi Orta Dünya'daki kurt adamlar şekil değiştirmezler. Yani insan şekline ya da kurt şekline bürünmezler. Her zaman kurt şeklindedirler ve yine günümüz popüler kültürün kurt adamların aksine gökyüzündeki aydan da etkilenmezler. Şekil değiştirenler arasında sadece bir tanesini sayabiliriz. Sauron'un kendisi. O çünkü en azından bir kere de olsa kurt adam şekline bürünmüştü. Kurt adamlar çoğunlukla sonradan ismi Kurt Adamlar Adası Tol in Gorhoth olan yerde yaşarlardı. Burası 1. Çağda Sirion Vadisi'nde Sirion Nehri'nin ortasında bulunan bir adaydı ve Finrod burada Melkor'un güçlerini gözetlemek için bir kale yaptırmıştı. Bu adanın ismi de Tol Sirion idi. Fakat sonra burası Sauron tarafından ele geçirildi ve uzunca bir süre onun Orta Dünya'daki üssü oldu. İşte bu esnada da kurt adamlar da burayı mesken tuttu. Melkor'un yaptığı ya da yetiştirdiği ilk kurt adam Dragluin idi. En güçlü kurt adam soyu da yine onunkidir. Tarihin en güçlü kurt adamı olan Karkaroth da onun soyundan gelmekteydi. Enteresandır ki bu iki en büyük kurt adam da Beren'in Silmaril görevi sırasında ölmüştür. Karkaroth Angband'ın kapısında nöbet beklerdi, Dragluin ise onun aksine Sauron ile Tol Sirion'da bulunmaktaydı. Beren görevi esnasında Finrod ile birlikte Sauron tarafından tutsak edilip Kurt Adamlar Adası'na getirildi. Kısa bir süre sonra yanında Valar Oremen'in büyük avcı köpeği olan Huan ile Luthien adaya geldi ve burada Huan önüne gelen bütün kurt adamları boğarak parçalayarak öldürdü. Bunun üzerine karşısına Dragluin çıktı. Fakat o da bu büyük köpek tarafından öldürüldü.
Böylece tarihin ilk kurt adamı bir köpek tarafından öldürülmüş oldu. Dragluin'in de ölmesiyle bu sefer Lúthien ile Hua'nın önüne bizzat Sauron çıktı. Sauron 1. çağda rahatlıkla şekil değiştirirken daha sonraki çağlara baktığımızda Sauron'un bu yeteneğini kaybettiğini görüyoruz, nedendir bilinmez. Belki de o çağda Melkor'un mevcudiyeti Sauron'a başka bir güç daha veriyordu. Sonuç olarak Sauron kurt adam formuna girdi ve ikiliye saldırdı. Ama o da yenildi ve Lúthien'in serbest bırakması ile koca bir yarasa formunu alarak oradan kaçtı ki bu da birazdan bizi vampirlere getirecek. Fakat ondan önce diğer kurt adam, en güçlü olan Karkaroth'a gelmemiz lazım. Bu güçlü kurt adam Angband'ın kapısı önünde nöbet tutmaktaydı. Beren ile Lúthien, Lúthien'in onu büyüsüyle uyutması sayesinde Angband'a girdiler ve gerçekten de Melkor'un tacından bir Silmaril aldılar. Ama kaçarken Karkaroth uyanmıştı ve bu sefer kandırılamadı. Beren'in eliyle birlikte Silmaril'i de yuttu. Bu da onun sonunu hazırladı. Çünkü Valar'ın kutsaması ile hiçbir kötücül yaratık Silmaril'e dokunamazdı. Bu kurt adamı delirtti ve sonra onun ölümü de yine Hua'nın elinden geldi. Bu olaydan sonra Kurt Adamlar Adası kurt adamlardan arındırılmış oldu. Daha sonraki çağlarda kurt adamlara ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. En azından Gandalf'ın söylemesiyle 3. çağda Sauron'un emri altında en azından birkaç tane kurt adam olduğunu biliyoruz. Ayrıca nasıl ki büyük örümcek Angoliant'ın çocukları daha sonradan bütün orta dünyaya yayıldı, kurt adamların soyundan gelenlerin de daha sonradan Wargları oluşturmuş olması muhtemeldir. Vampirlere gelirsek, orta dünyada vampir olarak tanımlanan sadece bir tane varlık vardı, o da Sauron'un habercisi ve ulağı olan Turingvethil idi. Bir kadındı, en azından formlarından biri bir kadın şeklindeydi. Turingvethil, Sindarince gizli gölgenin kadını anlamına gelmekteydi. Bu kadın dilediği zaman büyük bir yarasa kılığına girip uçabiliyordu. Yani bu yeteneği göz önüne alındığında bu varlığın da Maiar'a eş bir ruh olduğu düşünülebilir. Yarasa şeklini alan diğer bir varlık da Sauron idi ki bunu en azından bir kere yaptığını demin anlattığım gibi biliyoruz. Yine de Turingvethil'in ismi hikayelerde çok az geçiyor ve sonunun da ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Tolkien'in orta dünyayı oluşturduğu dönemde popüler ve yerleşmiş bir kurt adam ya da vampir anlayışı yoktu ama aynen elfler ve trollerde olduğu gibi onlar da Avrupa'nın folklöründe, söylencelerinde ve masallarında kendilerine yer buluyorlardı. Tolkien bence bir noktada aynen elfleri ve trolleri nasıl ki kendi hayal gücünün süzgecinden geçirip kullanmış, vampirleri ve kurt adamları da böyle kullanmak istemiş fakat daha sonra bundan vazgeçmiş. Belki de ona çok çekici gelmedikleri için olabilir ve ilk yaptığı halde onları bırakmış, daha sonra da üzerlerine pek düşünmemiş, onlara hikayelerinde çok fazla yer vermemiş. Gelelim zombilere, yani mezarlarından çıkan varlıklara. Aynen kurt adamlarda ve vampirlerde olduğu gibi bugünkü popüler kültürde yer alan şekillerinde zombiler orta dünyada yok. Ama mezarından çıkıp gelen varlıklar var. Teknik olarak Dunharrow'un ölü insanları ya da diğer ismiyle Army of Death aslında zombi. Fakat onlar fiziksel bir cisme sahip değiller. Her ne kadar kullandıkları kılıçlar yaşayan varlıkları öldürse de yine de daha çok hayaletimsi olarak kabul edilebilirler. Asıl mezarlarından dönen ve hatta mezarlarında yaşayanlar ve bir cisme de sahip olanlar höyüklü kişilerdi. Höyüklü kişilerin kendilerine mesken tuttukları höyükler Shire'ın doğusunda yaşlı ormanın hemen yanındaydı. Buradaki höyüklü kişiler çok uzun zaman ölmüş olan Arnor krallığına mensup olan kişilerdi. Bu bölgede Arnor'un parçalanmış 3 krallığından Cardolan bulunmaktaydı. Bu krallık Nazgûl'lerin de komutanı olan Angmar'ın cadı kralı tarafından yıkıldıktan sonra insanlar bir kez daha buraya gelip yerleşmesinler diye höyüklü kişiler denen bu varlıklar bizzat cadı kral tarafından buraya yerleştirildi. Höyüklü kişiler cadı kralın verdiği bu görevi de yerine getirdiler. Bölgeden geçen yolcuları sık sık tuzaklarına çektiler. Sesleri hem korkunç hem de hipnotik bir etkiye sahipti. Elleri buz gibiydi ve dokunuşları da bu nedenle çok soğuktu.
Bu şekilde büyülediklerini, höyüklerine götürürlerdi ve bu kişilerden bir daha haber alınamaz, höyüklerin altında türlü işkencelerle ölürlerdi. Höyüklü kişiler hayalet değillerdi, daha çok diriltilmiş ölülere benziyorlardı ve cismani varlıklardı. Yüzük Savaşı esnasında savaştan hemen önce Hobbit Frodo yanında 3 diğer Hobbit Sam, Merry ve Pippin ile höyüklü kişilerin eline düşmüştü. Höyüğün içinde kendine gelen Frodo bu yaratıkla karşılaşmış ve yanında bulunan kılıç ile de kolunu kesmişti. Buradan da höyüklü kişilerin bir beden sahibi olduğunu anlıyoruz. Daha sonra aslında kendisi de höyüklü kişilerden daha gizemli olan Tom Bombadil tarafından kurtarılan Hobbitlerin bu macerası sonradan Gandalf tarafından karşılaştıkları en büyük tehlike olarak tanımlanmıştı. İşte Orta Dünya'daki zombiye en yakın varlıklar bunlar. Zaten zombiler de daha çok Avrupa folklöründe değil de Afrika ve özellikle de Haiti folklöründe kendine yer buluyor. Bizim şu anda bildiğimiz modern anlamda ya da popüler kültürdeki zombiler ise 1960'ların sonundaki bir film sonunda ortaya çıkıyor. Yani Tolkien Avrupa folklöründe olmayan bu zombileri de ya da yaşayan ölüleri de bir şekilde yine kendi hayal gücünü kullanarak Orta Dünya'ya eklemiş. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Orta Dünya'daki kurt adamları, vampirleri ve zombileri anlattım. Doğal olarak bizim şu andaki popüler kültürde bildiklerimizden oldukça uzaklar. Bu da belki de zaten Tolkien'in kendi sihridir. Aynısı olsa zaten şaşardım. Siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen öncelikle like'a basmayı unutmayın ve lütfen siz de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Aynı zamanda beni desteklemek isteyenler de Patreon'daki Orta Dünya sayfasından desteklerini verebilirler. Görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın.